Ben Canan. Ozan. Bilmeni istediğim bir şey var. Bugün başına gelenlere çok üzüldüm. Ben de. Rezil bir durumdu. Daha kötüsü olamazdı. Saygı değer şefiniz yollara düştüğüne, Asım'la Canan Akut ekibine katılıp kahramanlık peşinde koşmaya başladığına göre siz geride kalanların biraz habercilik yapmasında fayda var. Ekibe yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaştık sayılır. Dikkatli olun. Aklımız sizde kalmasın. Elimizden geleni yaparız. Arkadaşınız ne durumda? Berbat. Tuvalette kimse yok. Gitmişler. Ne demek gitmişler ya? Basbaya gitmişler işte. Ekildiniz. Olduğun yerde kal. Sende bize ait bir şey var. Çantanın içinden çıkan. Yok öyle bir şey. Ben burada kayıyorum. Tek başıma. Ozi! 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 Ölür arkadaşım. Ölür dedim. Tamam. Tamam. Yalnız gitmek istediğine emin misin? Evet. Ne yani, ben şimdi kocaman bir adam mı oldum? Yaptığın çok büyük bir şey. Belki sen farkında bile değilsin. Gazeteci olursun ya da olmazsın. O ayrı bir mesele ama... insan olarak saygıyı fazlasıyla hak ediyorsun. Berbat bir iştir. Farkındayım. Herkes üstüne... Gördüm. Birileri canını yakmak için fırsat kollar. En başta ben. Dayanıklıyımdır. Dünyanın en nemrut adamlarından biriyim. Özellikle sabahları yüzümden düşen bin parça olur. 4 kahve içmeden kendime gelmem. Katlanırım. Yalancılardan nefret ederim. Hayatımda hiç yalan söylemedim. Sen hiç atabilmiş miydin? Evet. At üstünde büyüdüm sayılır. Fotoğraf çekmeyi biliyor musun? Ben bir fotoğraf dahisiyim. Bana kısaca şef diyebilirsin. Herkesin dediği gibi. Peki şef. Başardık işte doktor. Başardık. Nasıldık ama? Gel be ortak be. Sana bir sarılacağım. Gel. Gel. Aman aman aman. Oğlum aman. Yavaş ya, yavaş. Ne yapıyorsun? Görmeliydin bizi ihtiyar. Bu doktor var ya bu. Onunla ikimiz o dağlara adımızı yazdık. Adımızı. Sen bir salaksın oğlum. Tam bir salaksın. Su katılmamış. Bak ihtiyar. O dağda iki tane salak vardı. Bir bu doktor, öteki de ben. Haklısın, sana uyan herkes gerizekalıdır oğlum. Biz müthiş bir ikiliyiz doktor. Jerry Lewis ile Dean Martin gibi. Evet, Laurel ile Hardy gibi. Evet, hala yaşadığımıza göre. Hadi şerefe. Şerefe. Müthişti doktor, süperdi. Tıpkı filmlerdeki gibi. Tabii cesetler hariç. Oğlum ben en çok o ikinci pilota üzüldüm ha. O komiserin kardeşi vardı yani. Gencecik adam. Kim bilir ne hayalleri vardı. Kocaman hayaller. Uzak uçuşlar. Singapur bir tarafa, Amerika bir tarafa. Gökyüzünün fatihi olmak. Oğlum senin hayallerin yok muydu? Ölüyordun lan, ölüyordun be. Senin durumun da pek parlak değildi hani ha. Ha? Herif kafana tabancayı dayadığı zaman ha? Hatırladın mı? Doğru lan. Bak benim de öyle bir sakat durumum olmuştu ha. Doktor. Ya. Sen kafayı buldun, hatırlamıyorsun. Oğlum şaka bir yana. Postu deldiriyordum oğlum ya. Şu kadar kalmıştı ya. Başardık ama doktor. Ha? Sonunda başardık. Gösterdik onlara. Gösterdik gazetedekilere, hepsine. Ve o baş belası silah. Canına okuduk. Neydi oğlum senin bu acele? Daha 20 yaşında bu acelen niye? Ya bir şey olsaydı sana? Üzülür müydün? Oo, hem de nasıl? Vay be. Vay be. Vay. Üzülürdüm oğlum. Kira sırası sende. Apartman aidatına zam geldi. Masraflar ağır yani.
Yeni bir ev arkadaşı bulmak of of bir ton iş ya. Bisikletimi satardın. Ya bırak, karşılamaz. İkimiz de ölseydik doktor, en çok kim üzülürdü biliyor musun? Kim? Ev sahibi. Kira yok. Aidat da ona girmiş. Kahrolurdu Allah canımı alsın. Doktor. Ben gidiyorum. Nereye lan? Seni seviyorum ihtiyar. Seni de lan. Evet arkadaşlar, delilleri arabaya götürürsünüz. Hadi siz de suyunu çıkarmayın beyler. Hadi, bizim de yapılacak işlerimiz var. Hadi. Beyler hadi. Teşekkür ederiz komiserim. Hadi bir şey değil hadi. Hadi başka sefer uzun uzun devam ederiz. Kardeşine çok üzüldüm komiserim. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Gençti değil mi? Öyleydi. Ne denir ki? Hiçbir şey. Neyse, işimize bakalım. Evet, hayat devam ediyor. Cinayetler de. Ne düşünüyorsun? Otopside belli olur. İlk bulgular? Önceki cinayetlere benziyor. Ama bu üçüncü. Hı. Benzer kesikler. Aynı elden çıkmış gibi. Aynı semt, yalnız yaşayan kadınlar. Aynı yaş grubu. Benzer fiziksel özellikler. Aralarındaki tek bağlantı bu. Kesinlikle bir seri katil. Bravo. Seçilmiş özel kurbanlar. Acaba ne arıyor? Bunu bulduğun anda katili de bulursun. Sağ ol, içime su serptin. Rica ederim. İstediğin zaman. Biliyorsun aramızda teklif falan yok. Otopsi raporu? Perşembeden önce olmaz. Çok geç. Salı. İmkansız. Çarşamba? Çok zor. Beşiktaş maçına 2 numaralı bilete ne dersin? Tamam, salı. Arkadaşlar, bu bir resmi tanışmadır. Bir tür takdim. Gerçi Ozan'ı artık hepiniz tanıyorsunuz. Özellikle Asım ve Canan. Birlikte epey maceraları oldu değil mi? Kesinlikle. Kendisi bizim takımın yeni oyuncusu. Unutma evlat, anahtar sözcük bu. Tamam hocam. Takım. Kendisi ekibimizin yeni çaylağı. İletişim fakültesi kaçıncı sınıftaydın sen? 3. 3. sınıf öğrencisi. O çaylak. Malum olduğu üzere düşürülen şu uçak haberiyle ilgili mesleğe hızlı bir giriş yaptı. Merhaba. Anlaşılan o ki kendisine biraz göz kulak olmamız gerekecek. Seve seve. Yo, o işi ben üstüme alırım. Büyük bir zevkle. Asım. Onu öldürmesin değil mi yavrum? Ayıp ettin şef. Benden böyle bir şey bekler misin? Bunlar da seni paralamaya hazır aç kurtlar biliyorsun. Canan, politika muhabirimiz. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dahaki sefere beladan biraz daha uzak durmaya gayret edersin herhalde. Hayır. Tahmin ettiğim gibi. Asım. Namı diğer Deli Asım. Foto muhabiri. Mesleğin en iyisi ve en baştan söyleyeyim en tehlikelisi. Sonra uyarmadı deme. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, istasyondaki o müsilapı numarası vardı ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle mi? Çok kötü bir kazıktı o, biliyor musun? Yanlış adama yaptım be çaylak. Keşke olmasaydı. Yazık. Çok yazık. Tamam, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Bunun için beni öldürmezsin değil mi? Ha? Şef öldürmez değil Asım, mi? Asım, kes. Melda, kadın sayfasına bakar, hızlı feministtir. Ondan uzak dur. Başlama gene şef. Dediklerini aldırma. Şimdilik kara listemde değilsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seçil, magazin muhabirimiz. Selam. Selam. Ve Emre. Takımın jokeri, her yere koşar. Merhaba. Bir de Öznur, sekreter. Allah aşkına kemirip durma şunu ya. Aman şef ya. Merhaba. Birisi ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarla da zamanla tanışırsın. Herkese merhaba. Eskiden
Hoş geldin. Senin gibiler bir haber muhabirine teslim edilirken haber müdürüne şöyle denirdi. Eti senin kemiği benim. Kabul ediyorum şef. Yalan, yanlış, salakça, aptalca bir laf. Beş para etmez. Doğrusu şu. Etin de benim kemiğin. Anladın mı? Anladım şef. Güzel. Ben toplantıya gidiyorum. Herkes işinin başına. Şef. Ne var? Daha önce söylemiştim size. 10.30'da önemli bir dersim var. Tamam tamam, geç kalma. Teşekkür ederim. Günümüzün gazetecilik anlayışı, yazılı ya da görsel basın hiç fark etmez. Habere giden yolda her şey mübahtır. Türünden ağır bir yozlaşma içindedir. Daha da vahim olan arkadaşlar, bu durumun bir yarışa dönüşmüş olması. Değerleri en çok çiğneyen kim? Bunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Dönün ve yarışı önde bitirene bakın. Yani reytingi en yüksek olana. Tabii olumlu örnekler de var. Yok değil. Hem de hiç beklemediğiniz yerden bir anda ortaya çıkan örnekler. Sadece haberi değil, geçip gittiği saklı bir gerçeği toplum yararına ortaya çıkarmak için kendini bile gözden çıkaran namuslu haberciler. Onlardan birini selamlamak ister misiniz? O kadar uzakta aramayın arkadaşlar. Çatalkaya Bozdağ'da büyük operasyon. Kaza değil, sabotaj. Biyolojik silah formülü düşen uçakta ele geçirildi. Haber: Ozan Taylan. Senin hocan olduğum için gurur duyuyorum. İstersen bir yerde oturalım, anlatayım sana. Sağ ol. Nasıl olsa anlamayacağım. Boşuna yormayacağım. Saçmalama. O zaman akşam vereyim. Akşam için söz veremem. Gazeteye gidiyorum. Neyle karşılaşacağım belli değil. Doğru. Ya bu gazete işi kötü oldu aslında. Neden? Artık eskisi gibi görüşemeyeceğiz. Bu kötü oldu. Seni seviyorum Çaylak. Ben de seni seviyorum. Kendine iyi bak. Sen de. Hayır, bu yazı dizisi hemen girecek. Maalesef bekleyeceğim. Rezalet bu. Ne rezaleti ya? Bırakın şu alınganlığı. Evsizlerle ilgili bu yazı dizisi için haftalar harcandı. Başta Canan olmak üzere bütün muhabirler geceleri sokaklarda yattı. Harika, çok güzel, müthiş, bravo, takdirle karşılıyoruz. Yılmaz Bey! Yılmaz Bey, söylenenleri biraz ciddiye almakta fayda var. Bu size de ciddiyet kazandırır. Hatta bu yüzden daha az insan bile öyle bilir. Ne demek istiyorsunuz? Bizim Çaylak'ın getirdiği haberi ciddiye alsaydınız o Cessna uçağı düşmezdi. En yakın dostumun kardeşi hala hayatta olurdu. Konumuza dönelim lütfen. Evet Cemil Bey. Bu reklamı almak için neler çektim haberin var mı Fuat Bey? Müşterinin kapısında paspas oldum, paspas. 10 gün süreyle tam 3 sayfa reklam, boru değil. Aa, keşke boru yerine başka bir örnek verseydin be Cemil abi. Nedenmiş o? Baksana, plastik boru reklamı almışsın. Bir de boru mu diye horozlanıyorsun. Boru tabii, hem de sağlam boru. Hadi oradan, beyler, beyler konumuza dönelim. Merhaba. Nasıl geçti? İyi, gittim geldim işte. Seni oturtacak bir yer bulalım. Sağ olun, çok naziksiniz. Sizli bizli konuşmalardan, aristokrat özentisi hanım yakıştırmalarından ve bana abla denmesinden nefret ederim. Peki geriye ne kaldı? Melda. Tamam Melda, kızma. Anlaştık. Anlaştık. Bu masa şimdilik boş. Süper. Görevli kartında Öznur ilgileniyor. Tamamdır, sağ olun. Sağ ol. Ne haber mektepli Çaylak? İyidir be Öznur abla, sen nasılsın? İyi. Şef nerede?
Şef toplantıda. Hala bitmedi mi toplantısı? Aa, bizde toplantıların biri biter biri başlar. Vay be. Hey Şaylak. Buyurun benim. Şefin toplantısı uzadı, sana bir notu var. Nedir bu? Şu adrese gidiyorsun ve ismi yazılı o kadını görüyorsun. Kim bu? Hızla yükselip çaptan hızlı bir şekilde anasının evine kadar düşmüş alkolik bir pop şarkıcısı. Meltem Meral. Daha önce hiç duymadım ben bu ismi. Duymazsın tabii, bunlardan binlerce var. Hadi fırla. Fotoğraf lazım mı? Yok, kadın kendi fotoğraflarından verecek sana. Hadi acele et. Tamam, çıktım Allah Allah. Baksana. Ben niye gitmiyorum bu röportaja? Ulan her şeye maydanoz olma ya. Otur yerine. Evsizlerle ilgili o yazı dizisini ben de önemsiyorum. Ama bir gazetenin yalnız satışlarla ayakta durması biliyorsunuz imkansız. Deminden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada tamam bakın Cemil şimdi... Bey, anladık. Alınmış bir kampanyanın geri çevrilmesi söz konusu bile olamaz. Semra Hanım, bunu ben de biliyorum. Diğer sayfalardan kısalım, magazinden, spordan. Benim için hava hoş. Skandal kovalamaktan canım çıktı zaten. Biraz ense yaparım. Olmaz öyle şey. Magazin demek hazır müşteri demek. Vallahi ne yaparsanız yapın ama spora dokunmayın. Bizim ülkede millet gazete okumaya arka sayfadan başlar. O yüzden de Avrupa Birliği'nin kapısında daha çok bekler. Ne? Yok bir şey. Bu evsizleri dilinize biraz daha dolarsanız yakında kendiniz evsiz kalacaksınız. Nasıl? Diyorum ki kirayı ödeyemeyeceğiniz için ev sahibiniz sizi kapı dışarı edecek. Ne bu Yılmaz Bey, tehdit mi? Bunu bir daha yapma. Anlamadım. Sakın yapma, anladın mı? Sakın bir daha tehdit etme. Ne beni ne ekibimden birini. Ne benim yanımda ne ben yokken sakın tehdit edeyim de. Fuat Bey tamam. O kuş kadar beyninle. Tamam dedim Fuat lütfen, Bey. Lütfen laflarınıza dikkat edin. Lütfen. Siz de kendinize gelin Yılmaz Bey. Reklam kampanyası aynen yayınlanacak. Evsizlerle ilgili o yazı dizisine gelince kaç gün planlanmıştı? 8 Semra Hanım. Biraz kısaltarak 10-12 güne yayalım. Magazin ve spor sayfalarından da alalım. Böylece hem kampanya elimizde kalır... Hem de vaktinde baskıya girmiş oluruz. Kabul mü? Kabul. Güzel. Konu kapanmıştır. Teşekkürler. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Meltem Hanım. Kimse yok mu? Meltem Hanım. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Meltem Hanım. Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Kapı çıktı, içeri girdin. Sonra adın ne demiştin? Ozan. Ozan Taylan. Gazeteciyim, evet. Gerçek gazetesinden. Hayır, röportaj için gelmiştim. Tamam. Neredesin şimdi? Sucuk'tayım. Anladım, adresi ver. Dereboyu sokakta olmuş. Evet. Herhangi bir şeye dokundun mu? Hayır. Tamam güzel. Hiçbir şeye dokunma. Hemen ayrılma, biz geliyoruz. Tamamdır, bekliyorum ben. Ozan mı? Bizim Çaylak mı? Evet aminim, ta kendisi.
Bir kadın cinayeti daha. Toparlan gidiyoruz. Tabii amirim. Bu sapı bir an önce bulmazsak başımız belaya girecek. Aşağılık namussuz. Eğer bulursam kendi ellerimle geberteceğim. İçeride mi? Evet. Gel, gel sen bile. Ceset nerede? Anlamadım. Ceset nerede? Olamaz. Buradaydı. Komiserim, yemin ediyorum kendi gözlerimle gördüm. Burada yatıyordu. Gözler açıktı. Boylu boyunca yatıyordu. Hatta bunlar devrilmişti, her şey yerlerdeydi. Bir saniye. Yok. 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 Komiserim, yemin ediyorum yukarıdaydı. Kendi gözlerimle gördüm. Hatta bu ortalık toplanmış. Ortalık dağınıktı. Evet. Ve ceset yok. Belki ortalığı da o toplamıştır. Canlandıktan sonra tabii. Bakın, inanın bana komiserim, yemin ediyorum delirmedim ben. Yukarıda yatıyordu ceset. Cesetler genellikle hareket etmez. Ama nasıl olur komiserim, yemin ediyorum. En azından ben görmedim. Öyle değil mi Cezmi? 22-14 merkez ihbar balonu çıktı, savcıya ya söyleyeyim boşuna gelmesin. Tamam. Hadi bakalım, düş önümüze. Rica ederim komiserim, önden siz. Yo, estağfurullah, siz buyurun. Bizde adettir, sanıklar önden gider. Sanık mı? Hı hı. Ne sanığı? Götürüp ifadesini alın. Yalan ihbarda bulunmak neymiş anlasın. Ama efendim komiserim, yemin ediyorum, bakın gel, size ben yalan falan söylemiyorum. Gel. Neden kimse inanmıyor bana? Gel. Neden kimse inanmak istemiyor sakin bana? Sakin! Merkeze gidelim, ben sana çok güzel inanacağım. Hadi. Ama komiserim, ne demek merkez? Komiserim, gerçekten gördüm diyorum. Bütün her şey devrilmişti. Vazo bile yerinde değildi. İmzala bakalım. Okumadan mı imzaladın? Daha kötü ne olabilir ki? Gel benimle. Sanığın ifadesi amirim. Ver bakalım. Geç şöyle. Evet, söyle bakalım. Ne yapacağız şimdi seninle? Evet, seni dinliyorum. Bilmiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ne gerekiyorsa yapın. Bak sen. Eyvallah da yok. Dik başlı, asi çocuk ha. Tamam, kabul ediyorum. Uçak olayında iyi bir iş çıkardın. Yaptıkların makbule geçti. Ama her defasında aynısı olacak diye bir kural yok. Bu defa çuvalladın. Hem de fena çuvalladın. Ben aptal değilim komiserim. Ben de aptal değilim. Çoluk çocuğun maskarası olmaktan da hiç hoşlanmam. Geçen defaki ortak maceramızın hatırına, biraz da şefinizin hatırına, bu ifadeyi şimdilik işleme koymuyorum. Eğer bir daha ayağımın altında dolaşırsam fena yaparım. Anladın mı? Seni duyamadım Çaylak. Evet. Anladım efendim. Güzel. Hadi şimdi toz ol. Komiserim. Ne? Çatalkaya Bozdağ dönüşü size o telaşede söylemeyi unuttum. Neyi? Kardeşiniz. Pilot kardeşiniz için çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Kaç yaşındasın? 20. Yakında 21'e gireceğim. Akran sayılırsın. Hoşçakalın. Güle güle. Amirim, aklıma takılan bir şeyler var.
Nedir? Aslında cin gibi bir çocuk bu. Aslında öyle. Neden bizi yanıltmak istesin? Hadi yaptı diyelim. Neden orada beklesin? İnsan istese de bu kadar saçmalayamaz. Sen gazetecileri ne kadar tanırsın? Fazla değil. Neden sordunuz? Arkadaşlar tatlandırıcısı olan var mı? Benimki bitmiş. Yok maalesef. Yok, ben de yok. Üzgünüm yok. Aman iyi. Sevimsiz şeyler. Soran da kapat. Selam. Selam. Nasıl geçti röportaj? Aman nasıl geçsin, kuru renksiz bir şey işte. Hı, normal. Hem erkek hem politikacı. Ne bekliyorsun ki? Ne bileyim. Bunlar ne ya? Hiç sorma. Kolay gelsin. Sağ ol. Aa, sende şey var mı? Hoş onda ne ara anne soruyorum. Yiyeceğim ya. Bunlar ne? Aferin. Hiç de fena görünmüyor. Eyvallah. Cehenneme hoş geldin çaylak. Bunlar ne? Ha? Bunlar ne? Tanıştırayım. Aa, bu o evdeki kadın. Aa, unuttum. Siz tanışıyorsunuz değil mi? Arkadaşım Meltem Meral. Biraz önce ortladı. Hazır otlamışken de gidip şu bizim enayi çayla bir gözlerimle göreyim demiş değil mi? Demek numaraydı ha. Pis bir numaraydı ha. Bana bulaşmayacaktın çaylak. Kendin kaçındın yavrum. Gösteririm ben şimdi sana kaçtığımı. Sakin ol. Dingo'nun ahırı mı burası? Ne oluyor? Arkadaşlarla şakalaşıyoruz şef. Otur şuraya. Ha. Bakıyorum ekibe çok çabuk uyum sağlamış. Nedir bunlar? Nedir bu? Artık bu fotoğraflarla bir Pulitzer ödülü kazanırsın. Yılın çaylağı Pulitzer. Yılmaz Bey. Aa tamam gidiyorum Fuat Bey. Keyfinize bakın, iyi çalışmalar. Yani çalışma derken bu garip şeyi kastetmemiştim. Ben daha ciddi, biraz daha böyle... Bitti mi Yılmaz Bey? Bitti. Güzel. Bitti. Daha ciddi. Bu gece ciddi. Polis merkezine nöbete gidiyorsun. Ne de olsa cinayet konusunda uzman sayılırsın. Ya şef ya. Hadi herkes işinin başına. Hadi. Sen de sırıtma. Şu eşek şakalarından da vazgeç artık. Eşek kadar adam olduk. Erkeklerin espri anlayışı biraz gariptir. Harikaydı mi? Gerçi sen de bir erkeksin ama olsun. Yine de durma üstünde fazla. Her yeni gelene yaparlar. Bu kadar ağır mı peki? Hayır. En ağırını sana yaptılar. Sağ ol Meltem. Bu iyiliği unutmayacağım. Lafı mı olur? Benim için büyük bir zevkti. Neden ama? Ha? Neden? Galiba senden gözleri korktu. Geçmiş olsun. Hiç öyle bakma. Ben dışarıdaydım. Olanlara dahil değilim. Burada olsaydın karşı çıkar mıydın? Yo. Niye karşı çıkayım ki? Sağ ol. Lafı mı olur güzelim? Baksana. Demin seni tutmasalardı ne yapacaktın? Hani üstüme yürüdün de. İçimden ne gelirse. Gülme şöyle be, sinir oluyorum suratına. Daha önce hiç kimse cesaret edemedi biliyor musun? Hoşuma gitti. Sen yürekli bir çaylaksın. İstersen şöyle düşün. Asrın fotoğrafçısı Deli Asım intikamını aldı maç berabere. Yani ödeştik. Ne dersin? Dost muyuz? Bir şartla. Oh. Şart mı? Şart ha? Evet, bir şartla. Neymiş o? Bu fotoğrafı benim için imzalayacaksın. Yoksa unut gitsin. Kalem benden. Hı?
Zevkle. Oldu mu? Oldu. Biliyor musun? Sen baş belası bir herifsin. Tam bana göre. Tamam. Of. Buyurun. Semra Hanım, müsait misiniz acaba? Müsaitim, buyurun. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Rica ederim. Şey soracaktım, acaba gazeteciler cemiyetinin bu geceki kokteyline katılacak mısınız? Evet, katılacağım. Ben de katılacağım. Güzel. İyi kokteyller. Teşekkürler. Semra Hanım, aslında ben şeyi söyleyecektim. Siz şoförünüzü yollasanız, birlikte çıksak ben sizi bırakırdım. Olur, anlaştık. Anlaştık. Tamam. İyi çalışmalar. Semra Hanım, çıkarken haber verirsiniz değil mi? Tabii, gayet tabii. Benimki de soru yani. İyi çalışmalar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Bu gece nöbet ha? Daha vakit var. Önce eve gideceğim. Nerede oturuyorsun? Arnavutköy sırtlarında. Bisikletle mi geldin? Hayır. İyiyim. Geçerken bırakırım seni. Canan, beni de bırakır mısın? Oraya kadar çıkamam Emre. Ben yolda inerim o zaman. Emre. İyi akşamlar. Özlük. İyi akşamlar Yılmaz. Şöyle sizler dosyasını versene bana. İyi akşamlar. İyi akşamlar Emre. Al şey. Teşekkür ederim. Şunu bırak. Yılmaz Bey ile ben gazeteciler cemiyetinin kokteyline gideceğiz. Bizimle gelir misiniz? Ne kokteyli bu? Basın özgürlük yasasını bilmem kaçıncı yılıyla ilgili bir kutlama. Hayır, teşekkür ederim. Siz gidin. Bize katılırsınız diye düşünmüştüm. Hayır. Neden? Ben ortada kutlanacak pek bir şey göremiyorum da ondan Semra Hanım. Pekala. Siz bilirsiniz. Güle güle. İyi akşamlar şef. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Semra. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne gündü ama. İyi araba kullanıyorsun. E işte. Senin ev nerede? Kuzguncuk. Yolunun üstü sayılmaz. Neden beni bırakmak istedin? Bugün ilk gün. Senin için biraz fazla sert geçti. Sen de biraz yumuşatmak istedin ha? Belki. Müzik ister misin? İyi olur. Bu kanalı çok seviyorum. Ben de. Güzel müzik yapıyorlar. Evet, güzel. Aa, Emre niye bozuldu sana? Aa, Emre mi? Aldırma sen ona. Sanırım bana da bozuldu. Hem de feci. Sebep? Kıskancım tekidir. Niye güldün? Seni benden kıskanması çok saçma. Daha bugün tanıştık sayılır. Ben mesleki kıskançlıktan söz etmiştim. Özür dilerim. Önemli değil. Bağışla, çok salakça bir laf ettim. Önemli değil. Gerçekten. Efendim. Baba. Babacığım. Kızım. Nasılsın? İyiyim babacığım, sağ ol. Sesini çok duymak istedim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim Ceylan. İyiyim. Ben de iyiyim. Paranı aldın mı yavrum? Evet aldım. Sen hiç merak etme beni. Merak etme. Londra nasıl? Bildiğin gibi baba. Az önce yağmur başladı. Görsen öyle güzel ki sis de dağıldı şimdi. Okul nasıl gidiyor yavrum? Fena değil. Merak etme. İyiyim. Sömestrede geleceksin değil mi? Bizim okulun tatili bir hafta. İki günü yolda geçecek zaten. Ayrıca dünyanın masrafı. Orasını düşünme Ceylan. Seni çok özledim biliyor musun? Ben de seni özledim baba. Annemi görüyor musun? Hayır. Epeydir görmüyorum. Arada bir gazete sayfaları. Annem işte. Sen daha iyi bilirsin ya. Annem. Evet. Annem. O
hiç kimseye benzemez. Kendine çok iyi bak babacığım, olur mu? Kapatıyorum şimdi, çok yazmasın. Çok özledim seni, çok öpüyorum. Tamam yavrum. Sana kocaman bir öpücük. Öpüyorum yavrum, hoşça kal. Ben de seni öpüyorum babacığım. Kendine iyi bak, olur mu? Yumurtalar hazır, çaylar da serviste. Geliyorum. Oğlum seni iyi işletmişler ha. Nasıl yedin lan sen bu numarayı? Çok gülme abi, senin de bir gün başına gelir. Vay, çok fiyakalı makinaymış lan bu. Sana mı verdiler bunu? Dikkat et zimmetli. Sen bunu kullanmayı biliyor musun? Basit. Oh. Oğlum bu çok güzel bir şeye benziyor ya. Senin verdiğin yanında bir değeri yok ama. Kardeşim benim ya. Sen yine de dikkatli kullan ha. İyi be iyi. Ya bana bak, bu haber kameramanları var ya, ben onların neden devamlı sopa yediğini şimdi çaktım ha. Nedenmiş? E kamera ağır, bırakıp kaçamaz. Elinden düşürse dünyanın parası adama girer. E ne yapıyor adamlar? Biraz canları yanıyor ama sonuçta dayak yemek bedava oğlum bu ülkede. Tamam be Evren ya, içimi bayıltma akşam akşam. Birazdan göreve gideceğim daha. Neyse bu hafif. Sen zaten tazı gibi koşarsın. Ama aklın varsa sakın işi büyütüp kamera taşımaya kalkma ha. İyi moral veriyorsun be. Hem sen ne diye doktor oldun? Doğru bak. İçimde bir his var. Hayatım sana pansuman yapmakla geçecek. Ben bakarım. Aşkımdır. Alo aşkım. Alo Evren, sen misin? Aa, Osman amca, iyi akşamlar. Nasılsın yavrum? Evet iyiyim. Çok iyiyim. Emine teyze nasıl? İyidir. Selamı var. Ozan orada mı? Ozan burada. Sizin de gözünüz aydın. Ellerinizden öperim. Veriyorum. İyi günler. Baba. Ozan. Yavrum, aslanım, gurur duyduk seninle. Sağ ol baba, hepsi sizin sayenizde. Ne diyeyim işte, biraz acemi şansı oldu ha? Haksızlık etme kendine. Gazetecilik senin kanında var. Biliyorum baba, bu meslek bizim aile mirasımız. Ona layık olmaya çalışacağım. Sana güveniyoruz oğlum. Annem nasıl? İyi, yanımda bak vereyim. Ozan... Oğlum. Anacığım. Canım benim. Sabahtan beri içim içime sığmıyor. Ne o? Ağlıyor musun sen? Yok anne, ağlamıyorum. Merak edecek bir şey yok. Bahar ne alemde? İyi, çok iyi. Ders çalışıyor. Baksana el salladı Ozan. Onu benim yerime öpün. Oğlum. Yemene içmene dikkat ediyorsun değil mi? Bak havalar da soğudu. Ne olur üstünü sıkı giyin. İşe de başladın. Bütün gün sokaklardasın. Aklım hep sende Ozan. Ne zaman geleceksin Mudanya'ya oğlum? İlk fırsatta geleceğim anacığım. İyiyim ben, merak etmeyin. Yemek yiyoruz şimdi, Evren mükellef bir sofra hazırlamış. Vallahi ne istersen var. Sarmalar, dolmalar, köfte, makarna. Ah, dolma da mı yapıyor? Yok be anne, hayır. Dolmayı hazır almış. O kadar becerikli değil daha. Seni çok seviyoruz. Ben de sizi anneciğim. Bir an önce gelmeye bak, olur mu? Baban da çok selam söylüyor, çok öpüyor seni. Tamam anam, ben de seni öptüm. Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam canım. Bahar'a selam söyle, öp onu benim için. Tamam oğlum. Tamam anacığım, öptüm ben de seni. Hadi eyvallah. İnsan biraz insaflı atar ya. Köfteler, dolmalar, ne böyle? Ne yapayım abi, akılları bizde mi kalsaydı? Şimdi öyle bir canım çekti ki onları. Gel de bunları ye şimdi. Sağlığına. Bir şey yemiyorsun ama. Boşver. Canım acıyor Fuat. Fena halde acıyor. Benim kardeşim yok. Kardeş sevgisi tatmadım.
O yüzden kardeş acısı da çekmeyeceğim. Acaba hangisi iyi olur? O sevgiyi yaşamamak mı? Yoksa o acıyı tatmamak mı? Annem babamı çok küçük yaşlarda kaybettik. Oğuz'u ben büyüttüm. Babası gibiydim. Sen şimdi kardeş acısının üstüne bir de evlat acısı ekleşe. Sonra da hadi kolaysa baş et. İzin kullansan ha. Ne bileyim yani bir yerlere gitsen, başka bir şeylerle uğraşsan. Biraz buralardan uzaklaşsan ha. Bir işe yarar mı sence? Haklısın. Yaramaz. Aile. Sıcak bir kelime. Ailemizden geriye yalnızca biz kalmıştık. Ben ve o. Ben artık tek başıma ailede sayılmam, öyle değil mi şef? Haksızlık bu. Büyük haksızlık. Hem sırada ben vardım. Ölümün sırası olur mu komiser? Tehlikede olan hep ben. Ölümle burun buruna. Kanun kaçakları, iti, uğursuzu. Oğuz'un aklı hep bendeydi. Ödü kopardı biliyor musun? Gecenin geç bir vakti bir telefon çaldığında ödü kopardı. Hep öleceği aklına gelmezdi de yerden 10.000 metre yükseklikte benim öleceğimi düşünür korkardı. Varsa yoksa hep ben. O kadar severdi beni. Tamam dostum, tamam. Şerefe. Ben çok yalnız kaldım şef. Şimdi ne yapacağım? Bu yalnızlıkta ne yapar insan? Ne yapar? Kolay gelsin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo, hoş geldin, hoş geldin bakalım. Merhaba. Aa, bak ihbarda bulunacaksan vazgeç, bugün hiç evamda değilim. Kim bu ya? Bilmem, yeni herhalde. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. Sen bu ailemde yenisin galiba. Öyleyim. O ne biçim soru lan öyle? Doğru dürüst sorsana, arkadaş konsomatris mi? Şu soruya bak ya. Allah Allah ya. Ya duydunuz mu? Bugün çaylağın birini fena halde madara etmişler. Gerçek gazetesinde. Yapma ya, nasıl olmuş? Çocuğu röportaj var diye bir adrese göndermişler. Çocuk bir de bakıyor ki röportaj yapacak kadın 2.80 yerde. Allah! Hem de kanlar içinde. Çocuk hemen bize telefon ediyor. Tam ekipler toplanıp gidecekler. Bir de bakıyorlar ki kadın yerde yok. Tezgah yani. Evet, hem de kralından. Yuh be. Sonra? Sonra çağırıyorlar bunu buraya. Bir fırça, bir fırça. Ama onu işe alanda kabahat. Ben salağın kukusunu 1 kilometre öteden alırım. Ben olsaydım onu gazeteye sokmazdım bile ben. Ozan, şu senin öldü diye ihbar ettiğin kadın vardı ya. Adli tıp morgundan firar etmiş. Akşam da İstiklal'de gezerken görmüşler. Ne? Ya, bu o ya. Vay be, adam yanımızdaymış. Arkadaş kusura bakma, biraz arkandan konuşur gibi olduk ama. Ulan hani sen salağın kokusunu 1 kilometre öteden alırdın? Adam burnunun dibindeymiş, salak oğlu salak. Efendim. Adresi ver. İhbar geldi. Tamam. Bir tane daha mı? Kesin bir tane daha.
En kötüsü ne biliyor musun şef? Bu içine yandığımın mesleğinde en kötüsü ne? Mecbur olmak. Kalbin isterse bin parçaya bölünsün. Sağlam görünmeye mecbur olmak. Dimdik, güçlü. Herkes sana bakmalı. Sana bakan korkusunu unutmalı. İçinden, vay be. Şu bizim başkomisere bak. Aslan gibi vallahi. Nasıl da sağlam. Bu herif var ya bu herif. Çelik gibidir. Sinirlerini aldırmış. Bu çok boktan be şef. Çok boktan. Hadi. Alo. Efendim Cezmi. Ne? Bir tane daha mı? Nerede? Tamam. Hemen geliyorum. Yine seri katil. Hı-hı. Gitmek zorundayım. Bu katiller hiç halden anlamıyorlar biliyor musun? Evet. Nerede kalmıştık? Güçlü olmakta. Güçlü olmak. Arkadaşlar bir dakika lütfen. Alacağız sizi. Lütfen tamam. Biraz sabredin. Alacağız bir dakika. Biraz bekleyin lütfen. Kesinlikle aynı adam bu. Neden elektriği kesiyor ki her defasında? İşlediği günahın bilincinde. Bir tür saklanma eğilimi. Kendisiyle yüzleşmekten korkuyor. Ben psikiyatr değilim tabii ama... bu tip vakalarda genellikle gözlenen budur. Benzer bir kadın. Ve aynı çevre. Kadın alışverişten gelmiş amirim. Şu etraftaki mağazalarla bir konuşalım. Tabii. Dikkati çeken bir şey olmuş mu acaba? Hı hı. Kadın devamlı müşterileri olabilir. Mağazada güvenlik kamerası varsa bant kayıtlarını inceleyin. Bantlar. Ha, şartlı tahliyeden sanılanlara baktınız mı? Baktık amirim, bir şey belli değil daha. Peki. Komiserim. Ne? Az önce şey dediniz. Ne dedim? Benzer bir kadın. Kadınlar birbirine benziyor dediniz. Öyle mi dedim? Sizce katil neden hep aynı tip kadınları seçiyor? Eğer öyleyse bunun mutlaka katilin geçmişiyle bir bağı olmalı bence. Sen gelsene benimle. Neden? Gel benimle. Şimdi kulağını iyi aç ve beni dinle. Çünkü bir defa söyleyeceğim. Nöbetçi muhabirsin diye durmadan ayağımın altında dolaşman gerekmiyor. Fotoğrafını çek, gördüğünü yaz, sonra da bas git. Sorularını da kendine sakla. Ama ben sorularımı ki... Ben New Yorklu dedektif değilim, sen de New York Times'ta çalışmıyorsun. O gördüklerin filmlerde olur. Verilen bilgi neyse onunla yetineceksin. Gerisini de kurcalama. Az önce duyduklarını da unut. Unut! Peki ama niye? Çünkü ben öyle istiyorum. Çünkü insanlar paniğe kapılsın istemiyorum. Çünkü basına yansıyacak gerçek bir ipucu yüzünden katilin bizi şaşırtmak için başka cinayetler işlemesini istemiyorum. Şimdi iyice anladın mı? He? Anladım. Anladım. Çünkü Şerif Titus öyle istiyormuş. Çünkü insanlar paniğe kapılmamalıymış. Sen istediğin kadar bir tarafını yırt haber diye. Biri çıkıp dikiliyor karşına duvar gibi. Oğlum bana bak. Herifin söylediklerini yabana atma. Haklılık payı var. Biliyorum abi, abartma sen de. Tamam bey, ne dedik? Ama tabii bu durum seni yıldırmamalı. Nasıl yıldırmamalı ya? Ulan bana bak, belki sana bir kıyak yapabilirim ha. Ne kıyak? Ya bizim doktor bir abimiz vardı, tamam mı? O biz girerken ihtisas yapıyordu tabii. Nerede? Adli tıpta. Ciddi misin abi? Ha. Bu ne demek biliyor musun? Ben bu haberi yaptın demek işte be. Yavrum benim. Gel buraya. Oğlum. Helal olsun sana be. Evrenim. Oğlum. Yavrum benim. Oğlum. İşte ben o bu haberi bak. Yaptım demek işte be. Bak ben hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece gidip bir kere konuşacağız, tamam mı? Şef de gelip beni böyle yanaklarımdan öpüp tebrik edecek işte be. Ne kadar sıkıcı bir geceydi. Fuat Bey haklıymış. Semra Hanım. Vaktiniz var mı? Neden soruyorsunuz? Yani bir yerlerde bir şeyler içsek, şöyle sakin bir yerde iki çift laf ederiz. Ne kadar acı değil mi Semra Hanım? Nedir acı olan? Günlük telaş içerisinde konuşabilmek çok zor. Bitmeyen bir koşuşturma. Yapmayın Yılmaz Bey, bütün gün birlikteyiz. Yo, aynı şey değil.
aynı şey değil. Buyurun, dinliyorum. Semra Hanım. Yani gazete içinde yapmak istediklerinizi herkesin anladığına emin değilim. Yani ben öyle düşünüyorum. Sahi mi? Bundan eminim. Merci. Afiyet olsun. Sağ ol. Semra Hanım, yavaş için çok sıcak. Semra Hanım, size yaklaşmak hiç kolay değil. Bugüne kadar bana yaklaşmak isteyen hiç kimseyi durdurmadım, Yılmaz Bey. Bunu hatırlayacağım. İyi olur. Nerede kalmıştık? Değişim, modernleşme, ekip çalışması. Bunlar sır değil, herkesin dilinde. Ama bütün mesele uygulamada. Size ters gelen ne? Ekipteki uyumsuzluklar. Örneğiniz var mı? Evet, var. Haber müdürümüz Fuat Bey. Efendim, fazla başına buyruk. Farkındayım. Demek farkındasınız. Ayrıca uyumsuz. Onun gibilerine aşırı uyuma zorlarsanız sonuç alamazsınız. Anlamadım. Fuat Bey'le farklıyız. Çatışıyoruz. İkide bir karşımda durmasını ben de sevmiyorum. Ama o özel biri. Habercilik de marka. Sezgileri ise olağanüstü. Yani bilemiyorum, ben sistemden yanayım. Sistemin öyle efsane markalara ihtiyacı yoktur. Ama siz ve ben, inanın olağanüstü bir ekip olabiliriz. Her anlamda. Umarım. Artık kalkalım mı? Eve geç kalacaksınız, hem karınız bekler. Tabii haklısınız. Garson bey, hesap lütfen. Delirmişsiniz oğlum. İkiniz de kafayı sıyırmışsınız. Çekin gidin buradan. Şimdi lütfen. Bakın, bu benim için çok önemli. Yok ya, neymiş o önemli olan, söyle de bileyim. Bu haberi yapmam şart. Ne haberi kardeşim? Dün bir, bugün iki. Geçmiş karşıma bir de dedektifçilik oynuyorsun. Abi gözünü seveyim, biraz daha esnek olamaz mısın? Eski günlerin hatırına. Ya sen mezun olurken ben senin için neler yaptım, hatırlasana. Ne? Morgdan kadavra çaldım, konuşturma şimdi beni. Burası kadavra dolu. İstediğini al. Ama bu istediğin hayatta olmaz. Neden olmuyormuş? İşimden olurum bir. İkincisi ve daha önemlisi, başkomiser Taner beni öldürür. Sonra kadavra diye üstümde çalışırsın. Sana bir şey söyleyeyim mi abicim? Sen var ya eskiden daha yürekli, daha delikanlı bir abimizdin. Herkes var ya Ozi, karşısında susta dururdu be. Sen çok değişmişsin, çok. Hayal kırıklığına uğradın valla. Oğlum bunun yürekle ne ilgisi var lan? Hıyar. Benden istediğin resmen görevi suistimal. Bilmiyorum abicim, yani insan şartlar ne olursa olsun arkadaşlar için bir şeyler yapabilir. Hem ayrıca da... Ayrıca ne? Elimde İlhan Mansız'ın forması var. İmzalı. Yemin et. Allah belamı versin. Yürü kanka, hadi gidelim. Dur bir dakika. Dur. Efendim abicim. Gelin benim. Büyüksün abi. Allah asıl benim belamı verecek ama dur bakalım. Zaten Allah vermese komiser Taner verecek. Formayı ne zaman alırım? Yarın bizzat getiriyorum. Getirme ya. En adi. İğrenç. Ama gerçek. Evet. Erkek dünyasının gerçeği. Başka ne beklenir ki? Aslında benim de midem kaldırmıyor ama. Alışırsın. Biraz zor. Bir zamanlar ben de öyle düşünürdüm. Savaş muhabiri olunca işler değişti. Çok ceset gördün mü? Boş ver. Hadi oturmayın öyle boş boş. Nedir bu? Seri katilin öldürdüğü kadınlar. Nereden buldun? Evrenin adli tıpta bir tanıdığı var. Harika, bir şey yakaladın mı? Nereden başlayacağım bilemiyorum. Kadınlar birbirlerine benziyor ve aynı semtte oturuyorlar. Geçmişleriyle ilgili bir bağlantı yok. Tek bağlantı katilin beyninde. Bu kadınlar ona birini anımsatıyor. İşin tuhafı, bana da birini anımsatıyor. Ne demek bu? Bilmiyorum. Belki de katil sensindir ha? Hı. Tamam, kötüydü ya. Bu tip olayların gerisinde genellikle geçmişle ilgili bir trajedi yatar. Acaba ne? Aynı bölgede işlenmiş eski cinayetleri geriye doğru araştır. Polis bunu çoktan yapmıştır şef. Canım, atladıkları bir şey vardır herhalde. Bizim arşivimiz çok zengin, oraya bak. Asım, sen de yardım et, tamam mı? Ya şef, arayanların listesi. Ha, şu jigolo mankenden ne abi? Dün gece buluştuk. Nasıldı? İğrenç. Asıldı mı? Üf, yapma ya. Ya adamın uzaktan etkisi müthiş. Ama yanında 5 dakika geçir, felaket çanları çalmaya başlıyor. Nasıl kaçtım bilmiyorum. Bilmez miyim? Canan Hanım, röportajını okudum, bayağı beğendim.
Sağ ol şef. Evsizlerle ilgili yazıyı kısalttın. Çok az bir şey kaldı. Bitirir bitirmez bana getir. Her tamam mı? Her... Sen ne oturuyorsun? Yok mu işin tamam gücü? Tamam şef, tamam. Ya... Öf. Hangi yıla geldin? 99. Üsküdar Kuzguncuk bölgesinde işlenen cinayetler. Bir tane daha. Nedir? Ev sahibini öldüren kiracı. Geç, işimize yaramaz. Bize aşk cinayetleri lazım. İhtiras, tutku, acı, daha çok acı. 98'e geldik. Kaç tane bulduk şimdiye kadar? 5. Ali Dayıoğlu 40 yıllık eşi Hafize Dayıoğlu'nu çok konuştuğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Av sahamıza girmez, gençlere bak. Bakalım bakalım. Tamam, ben bunları deneyim. Şu adli tıp fotoğrafları gerçekten bir şey anımsattı mı sana ya? Evet. Saçma ama... Hı. Bilmiyorum ya, bir şeyler hatırlatıyor ama ne? Saat kaç oldu? 8'e geliyor. Hadi çıkalım. Yarın devam ederiz. Peki. Hadi kolay gelsin. Sen daha burada mısın? Şu Evsizler yazı dizisi. Kısaltmalar vardı. Şef görmek istiyor. Daha yeni bitti. İyi. Neyse ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eve iş mi götürüyorsun? Biraz bakacağım. Belki aklıma bir şeyler gelir. Hazırsan birlikte çıkalım. Hazırım. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Müzik? İyi olur. Ne oldu, niye güldün? Aynı şarkı. Aynı mı? Evet aynı. Geçen gece beni eve bırakırken çalan şarkı. Ha, doğru ya. Tesadüf. Tesadüf. Güzel şarkı. Çok güzel. Canan. Efendim? Sence tesadüf diye bir şey var mı? Şurası. Çantamı alıyorum. Beni şımartıyorsun. Her gece bırakmamı bekleme. Olur, beklemem. İyi geceler. Sana da. Ozan. Efendim? Belki de yoktur. Ne yoktur? Tesadüf diye bir şey. Of, iyi geceler. Sıktın ama ha sen de. Ne oldu be? Ulan daha ne olacak? Her taraf ceset fotoğrafı. Evin içi kabristana döndü be. Öyle değil mi ihtiyar? Sen de bir şey söyle şuna. Evet. Gel bakalım İlhan Mansız Efendi. Nereden buldun o formayı? Ya İnönü Stadyumu'nun altındaki Beşiktaş mağazasından. Senin yüzünden dünyanın parasını bayıldım buna. Tamam be cimri herif. Maaşı aldığımız zaman öderiz. Hem senin adli tabip yutacak mı bunu? Allah Allah. Yutmayıp da ne yapacak? Formanın yanında imza sürgülerini mi isteyecek? Allah Allah. Senden korkulur doktor. İlhan Mansız. Vallahi gerçekten daha iyi oldu be. anlat bakalım. Canan'dan bahsetsene biraz. Nasıl gidiyor? Hiç, nasıl olsun? Lafı geveleme lan ağzında. Ya tanıyorsun işte, hoş bir kız. Başka oğlum, başka ya. Ya bilemiyorum. İki gecedir beni eve o bırakıyor. Oha! Evi yakın mı bari? Uzak sayılmaz ama yolun üstte değil. Tamam abi, olmuş bir iş. Nerede oturuyor dedin? Senin ev nerede? Kuzguncuk. Ne oldu lan? Benzer bir kadın ve aynı çevre. Söylesene oğlum, ne oldu be? Dilini mi yuttun ya? Bunlar. Bunların hepsi. Hepsi ona benziyor. Kime? Ona benziyor. Ona. Canına.
Canan da Kuzguncuk'ta oturuyor. Yapma ya. Ama bir dakika oğlum, bu çok saçma. O semtte oturan ve aynı tarife uyan kim bilir kaç tane kadın var. Belki yüzlerce kadın var. Ölen kadınların hepsi yalnız yaşıyor, tıpkı Canan gibi. Aynı tarife uyan ve yalnız yaşayan kim bilir kaç kadın Canan var. Canan aramalıyım. Canan aramalıyım. Saçmalama oğlum, bir kuşku yüzünden sen de. Allah kahretsin, Canan'ın telefonu yok bende. Boktan bir kuşku oğlum bu. Ya değilse? O zaman polisi ara. Polis ne yapacak? Kapısına nöbetçi mi dikecek? Hem polis inanmaz bana artık. Kızın hayatını kabusa çeviriyorsun sen. Tamam. Gazetede çalışanların listesini vermişlerdi. Canan, 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 Canan. Hadi aç, hadi aç. Aç. Dur oğlum, belki uzaktadır, duymuyordur. Aç şunu, aç hadi, aç hadi, hadi! Sakin olsana biraz. Hadi Canan, hadi Canan, ne olur. Efendim? Alo Canan? Evet benim. Merhaba, ben Ozan. Aa Ozan, tanıyamadım sesini. Normaldir çünkü ilk defa konuşuyoruz telefonda. Nasılsın? İyidir sağ ol. Kusura bakma, banyodaydım, duymadım telefonu. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ne gibi? Bu saatte aradığına göre. Şey, senin ev kaçıncı katta? Müstakil. Niye sordun? Bildiğim kadarıyla yalnız yaşıyorsun değil mi? Evet de neden? Bir şey oldu yok. Ben sadece sormak istedim. Hadi bakalım, temizle şimdi. Biraz garip bir soru. Lütfen yanlış anlama. Bak, kapıların pencereleri nasıl ha? Kilitlerin, kilitlerin sağlam mı? Her gece kontrol ediyorsun değil mi? Ozan, ne saçmalıyorsun sen? Bak Canan. Bir biliyorum, çok saçma gelecek ama istersen evde yalnız kalma ha? Peki ama neden? Bak, telaşa kapılmanı istemiyorum ama şu seri cinayetler vardı ya. Ha, seri cinayetler. Çaylak'cığım, sen bunu kafana biraz fazla taktın. Sütünü iç, erkenden yat, yarına hiçbir şeyin kalmaz. Hayır, hadi lütfen bir saniye kapatma. Hepsi senin oturduğun semtte. Üstelik ben bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Öldürülen kızların hepsi birbirine benziyor. Birbirine ve sana. Sen de onlara benziyorsun Canan. Ay saçmalama Ozan. Evde yalnız kalma. Bir arkadaşına git ya da birini çağır. Eğer kimseyi bulamazsan ben... Yani istersen ben... Sonra? Sana gelebilirim. Senin derdin anlaşıldı. Senin diğerlerinden farklı olduğunu zannetmişim ama değil misin? Sakın bir daha beni arama Ozan. Ay gerizekalı. Hayır Canan, yemin. Kapattı. Allah Allah. Dalga geçme be. Bu kız salak abicim, salak ya. Bak sen en iyisi bırak bunu. Vallahi sözümü dinle, pişman olmazsın. Kapa ha. Kapa çeneni. Sen insanlık görevini yaptın mı? Yaptın kardeşim. Buna karşılık o ne yaptı? Sen sapıkmışsın gibi davrandın. Ben gazeteye gidiyorum. Ya bırak elin katiliyle arasına girme. Sonra sen kötü olursun ha. Yeter be, yeter. Ne var yani? Yanlış bir şey mi söyledim? Allah. Burnuma yanık kokusu geliyor ihtiyar. Bizim çaylak galiba gönlünü kaptırdı. Evet, bu kötü. Neyse, sonra devam ederiz. İşte bir tane daha. Kadın Canan'a benzemiyor. Hadi aslanım. Hadi çık karşıma. Hadi. İşte. İşte bu tıpkı Canan. Ayşe Teyzecan isimli kadın, kandırdığı genci kocasını öldürtüp asıl aşığıyla kayıplara karıştı. Yanında Ayşe Teyzecan ile kocası mutlu günlerde çekilmiş bir fotoğrafta. Buldum seni.
Buldum seni. Buldum onu işte. Buldum onu. Buldum. Buldum. Kolay gelsin. Sağ olun Semra Hanım. Buldum onu. Neyi? Kimi buldun? Katili. Buldum onu. Buldum onu. Buldum. Hadi. Hadi. Buldum hey onu. Dur buldum bekle. Buldum onu. Komiserim. Gene mi sen? Yalnızca bir dakika lütfen. Ne oldu gene? Buldum onu. Buldum. Kimi? Seni katili. Buldum izini. Biraz geç kaldın çaylak. Geç mi? Ne geçi? Biz senden önce bulduk onu. Ama... Belki bir dahaki sefere de sen bulursun ha? Çekilin ayetlerin amacı neydi? Merhaba. Arkadaşlar. Hepsiniz mi? Evet evet ben yapmışım. Hepsini ben öldürdüm. Açalım biraz. Sağ ol müsaade. Tamam. Arkadaşlar müsaade edin geçelim ama. Başkanmış kim öldürdü? Ha bu şu, onu da ben öldürdüm. Hepsini ben öldürdüm. Onun bir kardeşi varsa onu da öldürdüm. Bütün sülalesini öldürdüm. Seni de öldürürüm. Götürün şunu. Hepsini ben öldürdüm. Fazla kaçmayın lütfen. Çekil. Müsaade edin. Müsaade edin lütfen. Hepsini ben öldürdüm. Katil? Kim var orada? Kim çalıyor gecenin bu saati zili? Benim şef, Ozan. Sen mi? Sen ha? Özür dilerim şef, özür dilerim. Saatin kaç olduğundan haberin var mı senin? Çok önemli şef, lütfen inanın bana. Önemli olmasa gelmezdim zaten. Tamam tamam, açıyorum Allah'ın cezası, açıyorum. Kadınların ortak özelliği birbirine benzemesi şef. Katil bu benzerliğin peşinde. Ayrıca hepsi Canan'a benziyor şef. Çok benziyor. Aynı vücut yapısı, aynı saçlar, benzer yüzler. Hepsi Kuzguncuk'ta oturuyor ve yalnız yaşıyor. Dediğiniz gibi yaptım. Kuzguncuk'ta işlenen cinayetleri geriye doğru araştırdım ve işte. Nedir bu? Ayşe Tezcan, bir cinayetin azmettiricisi. Tıp atıp ölen kadınlara ve Canan'a benziyor şef. Yani bir bakıma katilin seçtiği model. Kadın evli. Aynı zamanda iki aşığı var. Birine kocasını öldürtüp diğeriyle, yani asıl sevgilisiyle kayıplara karışıyor. Katil bu kadının kocasını öldürüp hapsi boğulayan adam olabilir şef. Şu an nerede acaba? Adam 95'te girmiş içeri. O tarihte girenlerin hepsi şu anda şartlı tahliyeden dışarıda şef. Mantıklı. Peki polisin yakaladığı adam? O adam bir kadının kapısından içeri zorla girerken yakalanmış. Katil şimdiye kadar hiçbir eve zorla girmedi. Ayrıca o adam gerizekalının teki Başkan Bush'u bile kendisinin öldürdüğünü söylüyor. Bunu ona sen mi sordun? Birinin sorması gerekiyordu şef. Peki haberde katilin ismi yazıyor mu? Yazılı. Muammer Özdemir. Ama asıl ilginci... Ne? Mesleği. Nedir? Marangoz şef. Ne var canım marangozsa? Ben bir marangoz olsam kapıların dilinden iyi anlardım. Açmak sorun olmazdı şef. Şuradan hemen Canan'ı arıyorsun. Tamam. Ben de emniyet müdürlüğünü arayacağım. Nerede benim cep telefonum? Hadi Canan, aç şunu, bırak şunu hadi Canan, hadi. Alo, alo emniyet mi? Ben Gerçek Gazetesi Haber Müdürü Fuat, Komiser Taner'le görüşmek istiyorum. Cevap vermiyor işte, telefonları devre dışı, hep benim yüzümden. Peki yerde kim bakıyor? Benim aradığımı iletin lütfen, çok acil. Komiser Taner de devre dışı. Şef, bu haberi kim yapmıştı? Benim eski muhabirlerden biri, şu anda Anadolu Ajansı'nda çalışıyor. Denemeye değer, ver şu defteri bana. Evet, evet yazdım. Çok yardımın oldu. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Benim eski muhabir katilin evini hatırladı. Oley be. Tarif etti. O tarihlerde 80 küsur yaşındaki büyük annesiyle beraber yaşadı. Ev nerede? Niye soruyorsun? Berok yağdı bana şef. Ben daha aklımı oynatmadım. Söz veriyorum şef, dikkatli olacağım. Canını düşün şef. Bir sonraki hedefi olabilir. Olmayabilirdi.
Aynı semtte birbirine benzeyen kadınların sayısı o kadar fazla değil şef. Hem ne fark eder ki? Canan olmazsa bir başkası. Ver şu. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam şef. Ben polise ulaşacağım, onları yönlendirmeye tamam. çalışacağım. Evlat. Görüşürüz şef. Güle güle çaylak. Güle güle. Ya şimdi, ya hiçbir zaman. Kardeşim, aradığımı komiser Taner'e iletmediniz mi hala? Hayır efendim, bekleyemez. Çok acil, hayati bir mesele. Daha ne diyeyim be, ne diyeyim ha? Bağırdığımın ben de farkındayım. Ne yapalım yani devletin polisiysen? Ben de bu devletin haber müdürüyüm. Tanzanya resmi gazetesinden aramıyorum ya. Allah kahretsin. Alo. Hedef Canan şimdi. Katil Canan'a gidiyor. Bir şeyler yap. Emin misin? Emin misin? Eminim şef, eminim. Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım şef. Bir şeyler yap, bir şeyler yap. Taksi! Ulan insan bir teşekkür eder be. Deve. Deve. Yuu. Abicim kimseye insanlık yapmayacaksın ya. Alo şef, kapatmış şef. Hızlı gitmez mi bu alet? Acelen ne kardeşim? Nereye yetişeceksin bu saatte? Cinayete! Cinayet mi? Tutun o zaman. Daha hızlı, daha hızlı! Dayan canım. Dayan geliyorum. Thank you.
Ozan. Hadi çabuk yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Elini çabuk tutun hadi. Hepsi geçti. Geçti. Bir şey kalmadı. Ciddi bir şeyiniz yok ya. Yok komiserim. Sadece birkaç yumruk acısı o kadar. Ne yapacağım ben seninle? Nasıl başa çıkacağım? Ölmek için acele eden birini tanıyorum. Sen sakın ona benzeme, olur mu? Sakın ona benzeme. Neredeler? Ah yavrum, canım, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti. Tamam, geçti artık. Katil tahliye edilen mahkumlardan değil, bir cezaevi firarisi. Firar etmeden kısa bir süre önce tecavüze uğramış. Geçmiş olsun. İyi misin? Savcıyı bekleyeceğiz. Bu gece yukarısı biraz kalabalık olur. Yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim Semra Hanım, biz hallederiz. Ozan yavrum yukarı çık, Canan'ın üstüne bir şeyler al. Tamam, dışarısı çok tamam. Ya o adama doğru dürüst bir kahve içirmediniz. Buz gibi olmuştur kahve. Hadi kalktın, sert bir şeyler içelim. Hadi gel. Geç bakalım. Ozan sen de geç. Thank you.